Politikest'ten herkese merhaba. Evet, bir hafta daha yine gazeteci Sedat Bozkurt'la beraberiz Kısa Dalga Politikest'te. Sedat Bozkurt, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, haftaya kötü bir kapatış yapıyoruz. Diyarbakır ve Mardin'de dün akşam biliyorsun dün gece saatlerinde bir yangın çıktı. Buradan öncelikle bir başsağlığı dileyelim onlara, hayatını kaybedenlere ve yaralılara da. Yaralı sayısı da az değil, 29 tane yaralı var. Ve son gelen bilgilere göre de iki olasılık var. İlk haberi aldığımızda anız yangını dendi. Ama görgü tanıkları, yangına müdahale edenler bunun ihmale kurban giden diyeyim, elektrik tellerinden kaynaklandığını ifade etti. Ediyorlar. Bilmiyorum, devletin ülkenin her yerine devletin elini uzatması gerekirken Meral Danış Beştaş çünkü açıklama yaptı. Neden dedi bu ihmal? Bunun elektrik tellerinden dolayı olduğunu söylüyor herkes. Bu ihmalin sebebi, gerçi Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı ama ben buradan tekrar başsağlığı dilemek istiyorum ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Sedat Bozkurt, sen bir şey eklemek ister misin? Ya, çok kurak bir dönem yaşıyoruz. Ben de işte Milas Bozluk kırsalındaydım geçen hafta. Oradaki ormanların altı ufak bir kıvılcım. Yani bir milimetrelik bir kıvılcım. Yani bir sigaranın üstündeki ateşin onda biri. Onlarla buluştuğu zaman muhtemelen hektarlarca orman yanabilir. Çünkü onların altı acayip kurumuş vaziyette. Şimdi aynı şey Diyarbakır'da, Mardin'de de mevcut. Bir de oralarda ekin kaldırıldı. Onların kalan kısmı daha da kuru. Yani iddiaları devlet dediğimiz organizasyon ciddiye almak zorunda. Yani o kablo kopup bir şase yapıp da oraları yaktıysa, bu drama o neden olduysa, net bir şekilde ortaya çıkarılması lazım. Zaten o bölgenin insanı önyargıyla bakıyor. Nasıl olsa gerçekten de devlet aygıtı onları çoğu zaman sıradan normal vatandaş gibi görmediği için burada da aynı kaygıyla hareket ediyor. Ben o yakınmalarını dinledim. Çok dramatik hayvanlara ilişkin fotoğraflar da geldi önümüze. Yani oraya devlet topyekun gitmek zorunda. Evet. Yani maddi manevi olarak gitmek zorunda ve bu Adalet Bakanlığı'na soruşturma açtık. Yani bu ülkede en kolay iş soruşturma açmak. Mesela soruşturmayı tamamlamak zaten. Mesele soruşturmayı tamamlamak, işte şöyle eskiden şöyle açılırdı hatırlarsın. Programlar, haberler. Gün geçmiyor ki ülkemizde. Şimdi ülkenin doğusundan başkentine gidelim dilersen seninle. Ankara diyelim. Ankara'da da trafik yoğun. Siyasetin gündemi çok yoğun bir hafta geçirdi yine. Ankara'nın gündeminde ne vardı? Tabii şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti derken. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor? Bir türlü gündemden düşmüyor. Her gün ayrı bir gündemle karşımızda Cumhuriyet Halk Partisi. Sedat Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor? Ne yaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi? Bunu sabaha kadar konuşuruz. İzleyiciler sıkılır mı çok emin değilim. Şimdi kulaklarını için atalım. Ayşe Yıldırım'ı programı yaparken, programı açarken şöyle konuşuyorduk. Bugün değişik bir şey yapalım ve yine CHP'yi konuşalım diyorduk. CHP konuşmadığımız bir hafta hemen hemen olmazdı. Bu çok normal, çok da doğal. Bir de yani Türkiye gerçekten politik olarak çok yoğun bir dönemden geçiyor. İşte seninle iki program önceydi galiba, o siyaset kazanı boku kaynayacak dedik yani. Çünkü onun altına çok odun atılıyor. Yani İyi Parti, CHP'yi konuşuyoruz ama İyi Parti ondan çok farklı değil. AK Parti, MHP de dahil olmak üzere söylüyorum. Bütün partilerde bir sancı mevcut. Yani bu sancı doğum sancısı mı, gaz sancısı mı, onu çözemiyoruz. İyi Parti'de bir doğum sancısı var. Onu görüyoruz. Ama CHP'deki birazcık gaz sancısı ve CHP'de biliyorsun gaz sancısı olduğu zaman onun ilacı kurultaydır. Ama öyle bir kurultay ihtimali de çok gözükmüyor. Ya şimdi bu CHP'yi bir şöyle bir giriş yapayım. Çünkü bu CHP'li arkadaşlar, CHP'yi şimdi yöneten arkadaşlar çok alınganlar. Eleştirildiği zaman küsüyorlar falan. Ya da hemencecik yaftalıyorlar insanları. Bu ülkede herkes CHP'yi eleştirebilir. Bu hak herkeste vardır. Çünkü ben bu ülkenin kurucu partisiyim diyorsun. Sen bu devletin kurucu partisiyim diyorsun. Bu cumhuriyeti ben inşa ettim diyorsun. O nedenle bu çatı altındaki herkesin, sen bu cümleyi kurduğun sürece, senin yaptıklarını oy verse de vermese de, sana taraftar olsa da olmasa da eleştirme hakkı vardır. Bundan kaçamazsınız. Ya da bu cümleyi kurmaktan vazgeçeceksiniz. Ya zamanında ben kurdum ama
şimdi ben kendim müstakil hareket ediyorum diyeceksiniz. O tarihinizi tamamen reddetmektir bu. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Çok emin değilim. Çünkü 12 Eylül darbecileri bile CHP'yi ortadan kaldırmak için kapattılar ama gene CHP çıktı ortaya. Yani 100 yıllık bir parti burası. O nedenle bu eleştirilere alışacaklar ya da eleştirilemeyecek işler yapacaklar. Ya da eleştirileri havada bırakacaklar. Yaptıkları her iş yeni bir eleştiri getiriyor. Yani şimdi Yılmaz Özdil'le bir polemiğe girdiler. O komik, komik aslında, gerçekten komik. Yani bir gazeteciyle yıllar önce yazdığı bir yazıyla siz niye bugün polemiğe girersiniz bir yazarla, gazeteciyle? Bunların hepsi bir sıkıntıya işaret ediyor. Özgür Özel'in bir lider olamama, genel başkanlık koltuğunu dolduramama, yönettiği partinin niteliğini ve büyüklüğünün farkına varamama gibi bir tablo ortaya çıkarıyor. Bu dramatik bir şey. Yani ağır eleştiri olarak kabul etme, ben bunu tespit olarak söylüyorum. Şimdi ben bugün birazcık Twitter'a baktım. CHP'li milletvekilleri, işte CHP'li yöneticiler tweet atıyorlar. Özgür Özel'e destek için. Cümleler şöyle: 47 yıl sonra CHP'yi birinci parti yapan Özgür Özel. Ya arkadaş, siz nesiniz orada? Bu kadar mı yoksunuz yani? Tek Özgür Özel mi yaptı bunu? Yani 100 yıllık partinin geçmişinin bunda hiç katkısı yok mu? Çemiş Gezek ilçe başkanının bunda bir katkısı yok mu? İstanbul Belediye Başkanı'nın, Ankara Belediye Başkanı'nın burada hiç katkısı yok mu? Milletvekillerinin hiç katkısı yok mu burada? Bu kadar mı sıfırsınız? Bu kadar mı etkisizsiniz? Bu kadar mı yoksunuz yani? Nasıl bir cümledir bu? Ve büyük bir şeyle işte ahlak kuruyorlar bu cümleyi. İnanamazsın. Ha, ben inanamadım yani. Siz ne yapıyorsunuz o zaman? Siz madem her şeyi Özgür Özel yapıyor, başarıda onun 6 aylık bir lider, genel başkanlık döneminde bu başarıyı sağladı. 8 yıllık da bir geçmişi var bu partide ayrıca. Yani onu da yok sayamayız. O zaman niye yapamadı da 5-6 ayda yaptı da CHP'yi birinci parti yaptı? Şimdi Özgür Özel de durmadan eski CHP genel başkanları diye Hikmet Çetin'i, Murat Karayalçın'ı, Altan Öymen'in yanında gezdiriyor, dolaştırıyor. Gittiği yerleri onları da götürüyor bir anlam ifade etsin diye. Bu insanların hiç mi katkısı yok? Bu insanların katkısı yoksa niye dolaştırıyorsunuz bunları yanınızda? Niye bulunduruyorsunuz bunları yanınızda? Ya bu bir akıl tutulması var bu CHP'de. Yani CHP'ye hakaret eden CHP milletvekilleri var. Kurumsal kimliğine, CHP'nin örgütüne hakaret eden milletvekilleri var. Bu attıkları tweetlerle. Abi gerçekten kopuklar. Yani çok kopuklar hem de. Şimdi Özgür Özel'in sıkıntısı da şu: hala bu seçimin kendisinden kaynaklanmadığına ilişkin kendi kafasında şüpheleri var. Ve o şüpheleri ortadan kaldırmak için muhtelif cümleler kuruyor. Yani işte Yılmaz Özdil bidon kafalılar dedi, o yüzden CHP iktidar olmadı. Biz onların hepsini dışladık, o yüzden biz iktidar olduk. Bu kadar basit mi? Karşınızdaki bir tane yazar hangi seçmeni nasıl etkileyebilir? Yani bir yazarın Türkiye'deki seçim sonuçlarını değiştirebilecek, seçmeni etkileyebilecek güçte olduğunu siz nereden, nasıl tespit ettiniz? Siz koskoca partisiniz. Yani 2 milyona yakın üyeniz var, Pentagon gibi genel merkeziniz var. Bir yazar sizin yaratacağınız olumlu etkiyi olumsuz hale getirebiliyorsa, oturun bir dakika burada bir düşünün. Yani buradan da bir Yılmaz Özdil savunusu çıkmasın sakın. Yani benim basın özgürlüğümdeki alanım çok geniştir. Yani yazar hakaret de edebilir. Bunun sonucuna katlanır. Maddi olarak katlanır ya da ne bileyim ceza yasasında varsa karşılığı cezai olarak katlanır. Yani fiziki bir şiddete muhatap olması açısından söylemiyorum bunu. Yani yazar, yani özgürlük böyle bir şeydir zaten. Yani özgürlük çok hep sizin hoşunuza giden işlerin olduğu bir şey değildir. Demokrasi sizin hoşunuza giden işlerin olduğu bir şey değildir. Şimdi bunu işi gücü bıraktık. Böyle bir İz Yılmaz Özdil'in yıllar önce yazdığı ve mecrastan da koparılmış vaziyette karşı tarafın da kullandığı, kullanışlı hale getirdi. Çünkü kendi kitlesini öyle konsolide ediyor. Yani karşı tarafta bu taraf için Canım. yazılan yazıları alt alta koysanız, ya karşı taraftaki insanlar demediler mi komşularımın listesini yaptım, hepsini öldüreceğim? Yani Yılmaz Özdil'in varil kafalılardan, bidon kafalılarından daha mı az tahrik içeriyor bu? Karşı taraf yaparken tam işte konuşmuştuk Meksika sınırı. Onlar yaparken her şey serbest, bu taraf yaparken sıkıntılı. Yani ben gazetecinin ve yazarın bulunduğu toplumun hassasiyetlerine dikkate alarak kullanacağı dili, fikrini açıklamasını, sınırlandırmasını söylemiyorum. Fikrini açıklarken kullanacağı dile özen göstermesi gerektiğini savunanlardanım. Bunu Türkiye'de de aynı şekilde söylerim, Çin'de de aynı şekilde, Amerika'da da, işte Norveç'te de aynı şekilde olması gerektiğini söylerim.
Çünkü halkından, toplumundan kopuk bir gazetecilik ya da yazarlık da olmaz. Yani onlara aykırı gelecek fikir de ifade edebilirsiniz ama burada kullanacağınız dil, üslup çok önemlidir. Çok güzel, çok daha yani fikirleriniz, düşünceleriniz olabilir ama bunu ifade ettiğiniz dil o kadar sıkıntılıdır ki bir anda o fikrinizin, düşüncenizin yaratacağı olumlu etki de ortadan kalkar. Ama bunları tartışmıyoruz şimdi. Neyi tartışıyoruz işte? CHP Genel Başkanı'na tartışıyoruz. CHP Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamalar sadece bu açıklama da değil. Yani işte yazarlar böyle diyordu, o yüzden biz iktidar olamıyorduk. O yazarlarla aramıza mesafe koyduk. Yanınıza aldığınız yazarlar CHP'yi şampiyon mu yaptılar? Yani bugünkü %37'lik oya neden olan bir takım yazarlar, gazeteciler var yanınızda. Ya da iki üç tane gazeteci, yazarı çevrenizden uzaklaştırdınız diye mi bu seçim zaferini yaşadınız? Yani kendi içinde müthiş çelişki barındırıyor çünkü hala şuraya gelememiş Özgür Özel. Ben bu genel başkanlığı hakkımla, tırnaklarımla, Türkiye genelinde örgütlenerek elde ettim diyemiyor. Diyemediği için de başarıdan kendisine bir pay çıkarmaya çalışıyor ama altını dolduramıyor. Daha önce de benzer şeyler yaptı. Yani 3 ayda, 5 ayda CHP'nin oyunu bu kadar Çok. arttırabiliyorsanız bunu çok somut bir şekilde ortaya koymanız lazım. Şimdi ben bir gün Ekrem İmamoğlu'nda hatta Mansur Yavaş'tan da şöyle bir cümle duymadım. Ben yaptım. Zafer benimdir cümlesi. Bakın Mansur Yavaş %60 oy aldı. Rakibinden iki misli oy aldı. Ankara gibi bir yerde. İstanbul'da da %10 fark attı Ekrem İmamoğlu. İkisinden de böyle cümleler duymadım. Yani bu zaferin mimarı biziz. Yani bugün Ekrem İmamoğlu şöyle bir şey söyleyebilir. Özgür Özel'den daha çok da söyleme hakkı var. Değişime ben ona ayak oldum, değişimi ben sağladım, bu zaferin sahibi benim cümlesi kurabilir Ekrem İmamoğlu. Ondan sonra ancak Özgür Özel kurabilir bu cümleyi. Ama Ekrem Tabii İmamoğlu kurmuyor, Özgür Özel. kaldı ki yayında katıldığı yayında bunu da ifade etti. İlk dedi değişim hareketini ben değişim olmazsa aday olmayı düşünmüyorum diyen Ekrem İmamoğlu'ydu dedi. Dediğin gibi kaldı ki bunu kendisi de itiraf etti. Ama bu anlattıklarından şunu anlıyorum. Hazmedemedi mi Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti çıkmayı bu seçim sonuçlarında? Çünkü ben senin yazılarını hatırlıyorum ve sohbetlerimizi de çok iyi hatırlıyorum o dönem. Bunu halk yaptı Berna, seçmen yaptı diye düşünenlerdendin. Hayır, bu bir tespit. Yani sokakta hepimiz de seçmeniz sonuç itibariyle ve temasta olduğumuz insanların tamamı da seçim zamanı seçmen oluyor. Muhtelif politik kimlikte olsalar bile. Aralık ayında yapılan anketlerde bu seçim sonuçlarının böyle olacağı ortaya çıkıyordu. Yani 2019'da %30'du CHP'nin. Yani böyle sıfırdan alınıp da %37'ye çıkarılmış değil. Bir de aradan geçen 5 yılda ülkede neler yaşandığını alt alta koyalım. İktidar Partisi'nin oyu 35'e düştü bakın genel seçimde. Yani kazandılar mazandılar ama %35'e düştü. Erdoğan ilk turda kazanamadı. Yani hani yerel seçime genel seçime çok kıyaslamamak lazım. Dinamikleri farklı olduğu için söylüyorum. Yani değişimin bir seçmen kitlesini motive ettiği doğrudur. Özellikle CHP tabanında. Ama bu sonuçları Özgür Özel yerine Berna Can, Sedat Bozkurt da CHP'nin başına gelseydi aşağı yukarı böyle bir sonuç ortaya çıkardı. Yani tek başına kavramsal olarak değişim, çünkü CHP tabanı birazcık seçmen, Türkiye'deki seçmen de yani sadece genel başkan değişikliği değil, bir değişiklik istiyordu. Yani bunu çok rahat görebiliyordu. Şimdi burada hani Özgür Özel'e bir ya da mevcut parti yönetimine bir kriter oluşturacaksak kriterimiz şu olur. Sizin tercihinizle belirlenen adaylar ne yaptılar? Örneğin Çankaya adayı partisinden daha az oy aldı. İzmir adayı partisinden daha az oy aldı. Yani seçmene ya da tabana zıtlaşarak işte Hatay kaybedildi. Yani tekil örnekler üzerinden gidelim. CHP'nin normal bir rotasında gidiyordu. CHP'nin oylarını bir köşeye koyuyorum. %37 seçmenin başarısıdır. Sizin bunun üstüne bir başarı koymanız için süper bir adaylarla ortaya çıkmanız lazımdı. Afyon adayını siz üretmediniz. Balıkesir adayı bir dönem önce konulmamıştı. Bursa'da zaten kıl payı kaybetmiştiniz. Yani Adıyaman'la Afyon'u ayrı yere koyalım. Ama Afyon'daki kazanan da bir milletvekiliydi ve sizin tercihinizde milletvekili olmadı. Belki milletvekili yapılmasaydı siz onu da yapmayacaktınız. İstanbul'u sizin belirlediniz.
Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak siz mi belirlediniz? Ankara'yı siz mi belirlediniz? Adana'yı, Antalya'yı, Mersin'i siz mi belirlediniz? Yani İzmir'deki bir değişiklik yaptınız. %17 düştü oyunuz. İzmir gibi garanti yerde. Orada şu cümleleri de kuruyor Özgür Tabii. Özel. Bu çok dramatiktir bu cümleler. Değişim olmasaydı İstanbul ve İzmir'i kaybedecektik. Yani değişim olmasaydı, Özgür Özel genel başkan olmasaydı Ekrem İmamoğlu İstanbul alamayacak mıydı? Bu çok vahim bir açıklamadır. Yani bunu ilk başta Ekrem İmamoğlu'nun hani herkese açık olmasa bile bir telefon açıp da sen ne diyorsun diye sorması lazım. Şimdi İzmir az kaldı kaybediyordunuz. Ve bu aday tercihi nedeniyle kaybediyordunuz. Yoksa İzmir'in seçmeni, toptan seçmenini söylüyorum. Kolay kolay o mevziyi AK Parti'ye falan vermezdi. Vermedi de nitekim. Yani İYİ Partililerin hepsi, MHP'lilerin bir kısmı, HDP'lilerin tamamı Özgür Özel genel başkan oldu diye mi geldiler CHP'ye oy verdi? Ya bu bir kavrayamama var, bir kopukluk var, bir politik tahlil yapamama var. Çok da vahim yani şöyle beni kaygılandıran açıklaması şuydu. Hatta birkaçtır bunu söylüyor. Partim iktidar yapmazsam diyor genel başkanlıktan ayrılırım diyor. Hala sistemi kavrayamamış. Bu sistemde partiler iktidar olmuyorlar, kişiler iktidar oluyorlar. Bakın bugün Türkiye'nin birinci partisi CHP, Türkiye'yi iktidar olan AK Parti'nin genel başkanı yönetiyor. Yani şu pratiği önünüze koyduğunuz zaman bile bu cümleyi kurmamanız lazım. Ya anlayamam, yani kimler var yanınızda kimler var? Özgür Özel'e bir sormak lazım. Kimlerle bunları konuşuyorsunuz? Kimler anlatıyor bunları size? Türkiye'nin sistemini de kavrayamamış bir ana muhalefet ve son seçimde birinci çıkmış bir ana muhalefet partisinin genel başkanına karşı karşıyayız ve bu insanın kaygılanması için yeterli. Cumhurbaşkanı tek başına yönetiyor bu ülkeyi. İktidarı Cumhurbaşkanlığını kim kazandıysa o kontrol ediyor. İktidar o oluyor. Partiler değil. Yani şimdi CHP Türkiye'nin birinci partisi ama AK Parti yönetiyor ülkeyi. AK Parti'nin genel başkanı yönetiyor. Genel seçim olsa, milletvekili seçimiyle Cumhurbaşkanı seçimi olsa, Cumhurbaşkanlığını atıyorum işte Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Mustafa Destici o kazansa, bir tane milletvekili bile sokmasa parlamentoya, Türkiye'yi o yönetecek. İktidar o olacak. Siz istediğiniz kadar %35 ile %36 ile birinci parti çıkın. Siz yönetemezsiniz ülkeyi. Bu sistemi bir kavramanız lazım. Neye itiraz edeceğiniz ya da neye talip olduğunuzu bir ortaya koyun. Yani partiler artık iktidar olmuyorlar. Kişiler iktidar oluyor. O zaman çıkın deyin ki 3-5 kere farklı açıklamalar yaptınız. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız budur. Bununla biz Cumhurbaşkanı seçimini kazanacağız, iktidarı alacağız. İşte ya parlamenter sisteme döneceğiz ya da başkanlık sistemi ya da özel görüşmelerde dillendirdiğiniz gibi yer başkanlığı. Onlardan hangisi ise onu önünüze model olarak koyup yol alacaksınız. Yani siyaset böyle yapılır. Özel görüşmelerde yarı başkanlık mı dillendiriliyor Sedat Bozkurt? Artık şey demiş canım yaptığı özel görüşmelerde yazdım da ben bunu. Yani artık bir daha parlamenter sisteme dönmenin koşulları yok. İşte ya da başkanlık sistemini seçmeni istemiyor. Çünkü anketlere çok takılı kalmış bir CHP yönetimi var. Anket sonuçları ne geliyorsa önüne onunla ilgili işte erken seçim istemiyor. Hali de buna tekabül ediyor. Geçenlerde gene bir şey vardı onunla ilgili. Neyse işte anketlerine getiriyorlar sonlarına. Yani halkının peşine ya da anketçilerin peşine takılan bir siyaset olmaz. Yani buradan bir yere varamazsınız siz. O zaman siyasi Ya partileri şimdi kapatın, iki tane anketçiyle memleket yürüsün. ben hatırladım senin söylediğini, yine sen aktarmıştın. Bu normalleşme ve yumuşama sürecinde bundan memnun olduğunu Gökhan Günaydın dile getirmişti senin sorunun üzerine. Hatta geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Halk da bundan memnun, anket sonuçlarına böyle yansıyor demişti. Şimdi gelelim, tam da bugün Yalçın Pertepe'nin açıklamasını dinledim bir TV kanalında. Aynı zamanda ekonomi kurmayları biliyorsun Erdoğan ziyaretinden sonra bir araya gelecekler Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi kurmaylarıyla bir Mehmet Şimşek. Davet dedi, Erdoğan'dan geldi. Biz de gideceğiz. Yalçın Karatepe dedi ki bugün biz de itiraz etmeye gideceğiz
Bunun emekli maaşlarına itiraz edeceğiz, itiraz edeceğiz, itiraz edeceğiz. Biraz da Mehmet Şimşek'i konuşmak lazım. Bu iş itirazla olacak mı? Türkiye ekonomisi, ben dış basını da taradım çünkü Sedat Bozkurt. Ben ayrı bir PR şirketiyle çalıştığını düşünüyorum. Çünkü hissedilen ekonomideki kötü gidişat dış basına yansıyan ya da basına yansıdığı gibi değil. Orta direkt tamamen yok oldu, uçurum açıldı, her şeyden de vergi almaya devam ediyor. IMF'nin bile artık hafiflettiği politikaların ötesinde bir politika uyguluyor Mehmet Şimşek. Dilersen bir Mehmet Şimşek, o cephede ne oluyor? Ankara'dan ne görüyorsun, ne okuyorsun bu durumu? Ben iki tane Mehmet Şimşek kursu yazdım. Son dönemde iki tane yazdım. Bir tanesi yalanlanıyormuş gibi yapıldı. İkinciyi de onun üzerine inşa ettim zaten. Yalanlanmadı. Hani kötü günler geride kaldı. Daha kötü günler önümüzde diye bir yazı yazmıştım. Seçimden sonra hemen başlayacak. Çünkü de ekonomi direkt sonra Mehmet Şimşek geçecek demiştim. Çünkü bunun pazarlığını yaparak oturdu. Kulisimdeki bu bilgi de mevcuttu. Tabloda onu gösteriyor. Şimdi hani vergiyi her şeye vergi koyuyorlar diye bir yapılma hali var. Günaydın. Yani ben bir gazeteci olarak bu bilgilere vakıfım. Siz koskoca partiler olarak bunları bilmiyor muydunuz? Bunları görmüyor muydunuz? Bu işin buraya gideceğini siz bir öngöremediniz mi? Siyasi olarak, stratejik olarak bir de bunlara direnmek için bir strateji belirlemediniz mi? Şimdi Erdoğan bir oyun kurdu. Bakanlarla görüştürüyor. Yani Mehmet Şimşek'le görüşmenin bir anlamı yok ki. Mehmet Şimşek teknokrat. Elinde hesap makinesi olan bir teknokrat. Şimdi yakınıyor enkaz devraldım diye. Kimden enkaz devraldım? Nebati'den. Nebati nerede şimdi? AK Parti'yi ödüllendirdim ve milletvekili yaptı. Hiçbir sorumluluktan sorumluluk almıyor. Mehmet Şimşek'in eleştirilerinde de bir özne. Erdoğan'ın istediği politikaları uygulayan teknokratlardır bunlar. Mehmet Şimşek de dahil olmak üzere. Ben Mehmet Şimşek'in bakan olarak bile meşrulaştırmasını, bu görüşmeyle meşrulaştırmasına taraftar değilim yani. Niye ben onu meşru? Çünkü bir ay sonrasının garantisi yok. Gidip ne konuşacaksınız onunla? Sizin anlatacaklarınızı Mehmet Şimşek'e de Erdoğan bilmiyor mu? Yani memleketin bu hale gelmesinin nedeni kim? Yani kim? Ben onunla niye görüşeyim? Yani parlamento zemini var. Gelsin Mehmet Şimşek. Parlamento zemininde sadece gölge bakan olarak adlandırılan Yalçın Karatepe'ye değil, tüm muhalefete bilgi versin. Yani tüm muhalefetin sorularını yanıtlasın. Hiçbir şey yapamıyorlarsa normalleşeceğiz falan diyorlar ya. Çıksınlar medyanın gazetecinin, bağımsız gazetecinin karşısına çıksınlar. Onların sorularını yanıtlasınlar. Baş başa görüşeceğiz, çay içeceğiz, kahve içeceğiz. Ne yapıyoruz? Biz muhalefet yapıyoruz. Ya böyle muhalefet yöntemi biçimi yok zaten. Yani yok. Erdoğan bu işten memnun. Farkındaysan zaten CHP'nin o muhalefet yapma potansiyelini aşındırdı. Getirdi yani. Tabii. Kendi alanına taşıdı siyaset. Adalet Bakanı ile gidiyor işte Adalet Bakanı görüşüyor. Yani bu ülkede Adalet Bakanı normal koşullarda öyle bir eleştiriye muhatap olmalı ki evine rahat gidememeli. Yani şu adaletteki vahim sıkıntılar nedeniyle söylüyor. Bununla görüşmenin bir anlamı yok ki. Yani ne görüşeceksin? Mehmet Şimşek'le ne görüşeceksin şimdi? Ya ne yapacaksın işte emekli maaşlarını falan anlatacaklar. Adam para muhafaza etmek üzere oraya geldi. Ve gelirlerin üzerinden para muhafaza etmeye geldi. Yani devlet dediğiniz aygıtın müşterisi vatandaşıdır. Tabii. Onlardan para kazanır. Şimdi tablo buyken adam patronların vergilerini durmadan erteliyor. Şimdi bunu soracaksın. Ne diyecek? Sana bir şeyler diyecek. İşte istihdam yaratıyorlar, şunu yaratıyorlar, art değer yaratıyorlar diye bir şeyler anlatacak kendi cephesinde. O sınıfsal bakabilir ya da işte devleti arkasına alarak bir devlet kapitalizmi yerine kendi sınıfı koyarak bir gerekçe anlatabilir. Bunları mı duymaya gidiyorsun? Yani ben anlamadım. Yani İçişleri Bakanı'nın yaptıkları görüşmeye de dahil olmak üzere söylüyorum. Yani suç örgütleriyle çok ciddi mücadele eden bir İçişleri Bakanımız var. Hatta kendisinden önceki İçişleri Bakanlığı hiç kimseyle mücadele etmediği için buradan da prim yapıyor. Ama MHP Genel Merkezi'ne girip çıkan suç örgütü liderlerine yönelik bir operasyon yok. Devletin kayıtlarına göre onlar hala suç örgütü lideri ve onlar da ortalıkta dolanıyorlar. İşte Sinan Ateş'in eşini tehdit edenlerden bir tanesinin oralarla bağlantılı olduğuna ilişkin iddialar da var ortada. Bunların ucundan tutuyor musunuz? Hayır. Şimdi topyekun bir muhalefet yapmanız lazım. Ve bu görevi seçmen size verdi. Seçmen daha ne yapsın? Yani başarıyı üstleniyorsunuz. Milletvekillerinize kendilerini taca atıyorlar, etkisiz eleman olarak adlandırıyorlar ama seçmen bunu yutmaz.
Öyle bir size fatura keser ki, kesmiştir de daha önce yani. Öyle bir fatura keser ki neye uğradığınızı şaşırırsınız. Ya derlerin toparlanırsınız. Seçmenin sizden talepleri doğrultusunda bir muhalefet partisi hüviyetine bürünürsünüz. Ya da beklemez seçmen yani o sandık Erdoğan'a bağlı ne zaman geleceği. Geldiği zaman o seçmen onun gereğini yapar. Yani sandığı çok seven bir seçmen kitlemiz var. Tarihsel olarak bizim politik tarihimizde bunu ortaya koymuştur. İşte 50'sinden tut 82'sine, 89'una, 2002'sine kadar 31 Mart 2024'üne kadar bir tavır ortaya koyma yeteneği olan bir seçmeniniz var. Bir de CHP'nin seçmeni. Yani sadece CHP'nin değil, toplam muhalefetin. Yani burada Kürt seçmeni de, HDP seçmeni de, İYİ Parti seçmeni de, milliyetçi seçmeni de ben çok nitelikli olarak değerlendiriyorum. Bu yerel seçim sonuçlarına bakarak ki aynısını ben 2017 referandumunda da görmüştüm. Bu seçmen seçim zamanında ne yapacağını iyi bilen bir seçmendir. Böyle yapıldığı zaman o seçmeni sadece ürkütürsünüz. Başka bir şey değil. O seçmenini ürküten bir siyasi parti daha var önümüzde. Sen bunu 3 hafta önce yazmış ve ilk söyleyen olsan da İyi Parti'de kazan kaynıyor. Biz de okuyoruz kulislere yansıyan bilgilere göre diye. Sedat Bozkurt'un kulisine göre ben buradan söylemek istiyorum. Sen daha mütevazisindir benden ama ilk kaleme alan sensin. Koray Aydın dedin yakın zamanda partiden istifa edecek. Şimdi o konuşuluyor. İlk Koray Aydın'dan başlayalım dilersen. Ya şimdi şöyle bir şey yani kulis bilgilerine çok kolay sahip olunmuyor. Sen değil biliyorsun. Çünkü çok manipülasyona da müsait o alan. Ekranlara çıkan arkadaşlarımız günde 10 tane kulis bilgisi veriyorlar ama bir tanesi doğru çıktığı zaman onun üstüne tepiniyorlar. Geri kalan 9'u unutuluyor. Yani Mehmet Şimşek'in vergiler üzerinden devletin gelirlerini arttıracağını ve borsa direği tamamen ortadan kaldıracağını ve böyle pazarlık ederek o görevi kabul ettiğini de ben yazmıştım. İşte Yine bakanların sen tamamının yazmışsın. milletvekili yapılacağında pek çok şey yazdık işte. Bir yani bir yılların verdiği bir deneyim süzgecinden geçirdiğimiz zaman bu polis bilgileri daha bir isabet oluyor. Şimdi İyi Parti yani başından beri söylüyorum ben çok parti olmadı. Olamadı. Koray Aydın oranın taşıyıcı direklerinden bir tanesiydi. Öyle ya da böyle ki yani İyi Parti'ye Koray Aydın katıldığı zaman partinin önünde eylem yaptılar. İlk Koray Aydın partiyi almayın diye Meral Akşener'e çağrıda bulundular. Böyle bir tepki de vardı Koray Aydın'a. Ama sonuçta Koray Aydın MHP'de genel başkan adayı olmuş. Aynı Mustafa Dervişoğlu gibi, Ümit Özdağ gibi, Meral Akşener gibi. Birisiydi yani MHP kimliği şeydi, keskindi. En son kurultayda aday oldu. Orada bir kazanma ihtimalini yüksek görüyordu. Kendisi de görüyordu. Bizler de öyle görüyorduk. Çünkü ilk parti kurulduğunda teşkilat başkanıydı ve teşkilatı bizzat Koray Aydın kendisi organize etti. Teşkilatta karşılığı olan birisi. Ve güçlü bir teşkilat damarı da vardı. MHP'de başlamıştı zaten bu inşaya. Ama kurultayda bir şekilde kaybetti. İşte Meral Akşener, Musavat Dervişoğlu'nun açık Tolga Akalın da birazcık kapalı Musavat Dervişoğlu'na destek ki Tolga Akalın'ın ben bundan pişman olduğunu tahmin ediyorum şimdi. Yanılıyor muyum? Doğru. Ben de pişman olduğunu düşünüyorum. Şimdi öyle bir tablo Yani ortaya son çıkınca sahnelere bakınca, çünkü biliyorsun ilk aday olduğumda ben Erdoğan'a ikinci kez parti kaptırmamak için aday oldum diye yola çıkan bir Tolga Akalın figürü vardı karşımızda. Beraberinde bir baktık ki Akşener Erdoğan'ın yanı başında daha Musavat Dervişoğlu'yla hiçbir görüşme yapılmadan yeni genel başkan olması halinde. Ama Musavat'a da geleceğim şimdi. Sen devam et. Bence de Tolga Akalın bu hikayeden, bu fotoğraflar sonrası oldukça pişmandır. şimdi hani Mustafa Dervişoğlu'nu işte senle de çok konuştuk. Hani bu gemiyi sakince bir limana yanaştırabileceğine ilişkin bir izlenim yarattı bende de. Çünkü grup konuşmalarında çok netti karşısına muhalefet partisi olmanın gereği olarak iktidarı koyuyordu, Erdoğan'ı koyuyordu ve muhalefetin bütün bileşenlerine de sahip çıkıyordu. Bu söylem İyi Parti'nin tabanında, örgütlerinin de, seçmeninin de talep ettiği politik çizgiydi zaten, politik yörüngeydi.
Meral Akşener bunda birazcık zikzaklar çizmeye başlayınca %3,5'a düşmüştü. Yoksa bunun üzerine bir siyaset inşa etseydi güçlü bir siyasi figür olarak o eskiden anketlerde gördüğü 15'ler, 16'lar, 17'leri görmesi işten bile değildi ama tercih etmedi. Şimdi ben o bayram ziyaretindeki fotoğrafa bakınca aklıma şu geldi. Aynı Erdoğan MHP'yi yaptığı gibi nasıl olağanüstü kurultayda yargı aracılığıyla devreye girerek ikiye böldü MHP'yi, İyi Parti'yi oluşturdu, karşısına koydu, MHP'yi yanına aldı. Burada da MHP'yi, İyi Parti'yi ikiye bölüyor, Meral Akşener'in yanına oluyor, Musavat Dervişoğlu'nu karşısına koyuyor ama ikisi de kendi yanında. Aynı İyi Parti'nin iki cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl kendisine seçimi kazandırdıysa şimdi de yanında Meral Akşener fotoğrafı var ama Musavat karşısındaymış gibi bir görüntü veriyor. Seçim sürecinde ne olacak ona bakmak lazım. Aynı MHP'nin ikiye ayrılması, İyi Parti'yi karşıya konumlandırması gibi burada da İyi Parti'yi ikiye ayırıyor. Meral Akşener'in yanındaymış gibi bir görüntü veriyor. Musavat'ı karşısına koyuyor ama seçim sürecinde tam tersini görebiliriz. Çünkü Meral Akşener etkisi Musavat'ın üstünde halen devam ediyor. Yani burada da bir Özgür Özel vakası mevcut. Özgür Meral Akşener etkisi evet Musavat Dervişoğlu'nun üzerinde belli ki etki ediyor. Aha, tabii şimdi bizi eleştirirken sorsak bayram ziyareti etmeyelim mi diyecekler ama bu kadar kaynayan bir kazana dönmüş İyi Parti'de daha üzerinden bir hafta geçmemiş hemen bu kadar samimi bir poz verilmesi. Hatta sen şöyle yazmıştın yanlış mı hatırlıyorum? Sonbahara doğru bir kongre yolu görünüyor dedin İyi Parti için. Bir Tabii. olağanüstü kongre daha bekliyor musun İYİ Parti'den? Tabii kesinlikle bekliyorum ben çünkü Koray yani Aydın İYİ peki bu Parti'nin durumda neden? Neden terk ediyor Koray Aydın, Sedat Bozkurt? Çok özür diliyorum. Bir olağanüstü tabii kongre olduğunu şüphesiz Koray Aydın da görüyor. ama o delegeleri ikna edemeyeceğine inandı anladığım kadarıyla. Yani İYİ Parti artık marka değerini yitirdi. Yani bazen hani marka değerini yitiren kurumları tekrar canlandırmak yenisini kurmaktan daha zordur. Bir de Koray Aydın şunu da bekliyor olabilir. Bir yıl sonra MHP'de de bir şeyler olacak. Yani orada da bu süreç çok uzamaz. Yani illaki MHP'nin içi hani bir lider olduğu için Devlet Bahçeli çok böyle homojen, rafine, sakin bir partiymiş gibi görüyoruz ama içten içe kaynayan bir parti MHP. Yani bir İşte herhangi bir ile gidin. Bakın daha yukarısında söz etmiyorum. Ben milletvekillerine gidin demiyorum. Kurultay delegelerine, kongre delegelerine gidin demiyorum. Herhangi bir ile ya da ilçeye gidin. İl ya da ilçe yöneticileriyle oturup konuşun bakalım size neler anlatacaklar. Orada da böyle bir sıkıntı var. Yani Koray Aydın İYİ Parti'den ayrışarak birazcık daha MHP'li kimliğiyle bir parti kurabilir ya da bağımsız kalabilir. Ona henüz karar vermemiş anladığım kadarıyla. Bundan sonra İYİ Parti'de varlığını sürdürmesinin bir enerji kaybı olacağını, çünkü bir olağanüstü kurultay toplandığı zaman sonbaharda o delege hesabını bunları iyi yaparlar. Parti için mücadelesini yapan insanların hepsinin de bir liste vardır. Delegelerin karşısında işaretlenmiş bir liste vardır. Ondan, şundan, bundan diye. İYİ Parti de kendisine bir gelecek göremedi anladığım kadarıyla. Çünkü arkadaşlarla toplantılarda hep dinliyor. Yani ufak tefek sorular soruyor ama dinliyor. Kendisi çok net bir şey söylemiyor. Çünkü o bir karşı tarafın kendisiyle birlikte hareket eden kitlenin görüşünü öğrenmek istiyor. Ona göre hamleler yapacak. Ben şu tablodan sonra da bir sonbaharda olağanüstü kurultay toplanacağını düşünüyorum. İyi Parti için söylüyorum. Şimdi kurultay toplama çalışmaları başlarsa belki Koray Aydın da bir tekrar değerlendirme yapabilir. Bir ittifak çalışmaları, ittifak kurmaya yönelik bir takım girişimlerde bulunursa belki istifa etmekten vazgeçebilir. Ama çok önceden verdiği bir karar. Ben bayramdan sonra demiştim istifa edecek diye. İşte bayram sonunda da geldik. Önümüzdeki hafta muhtemelen bir karar verecektir. Belki yönetim istifasını ya da istifasıyla yaşanacak kopmaları önlemek için olağanüstü kurultayı önünü açacaktır. Musavat Dervişoğlu belki açabilir onu. İhtimal vermiyorum çünkü o kendisi için de risk olabilir. Koray Aydın yani örneğin Tolga Kalın'la birlikte bir ittifak kurabilir mi? O çok gözükmüyor galiba. En son kurultayda çünkü öyle bir beklenti vardı. Olmamış.
olmamıştı. Yani Koray Aydın kendisinin lider olmayacak, genel başkan olmayacak hiçbir işbirliği modeline sıcak bakmaz. O yüzden ben istifa etme olasılığının daha yüksek olduğunu, çok önceden aldığı bir karar uygulayacağını düşünüyorum. Ama bu İyi Parti bir olağanüstü kongre toplanmasının önünde bir engel olmayacaktır. Toplanacaktır o kurultay. Gene çok adaylı bir yarış yaşanır. Mustafa Dervişoğlu gene Meral Akşener'in desteğini alır ama bu sefer o destek çok pozitif yansımaz. Çünkü o İyi Parti'nin delegelerin bulunduğu salona Recep Tayyip Erdoğan'la Meral Akşener'in fotoğrafıyla giren aday kazanır. Çok net koydun noktayı. Ben bile şu an şaşırdım. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Meral Akşener ve Erdoğan fotoğrafıyla giren kazanır. Tabii Türkiye demokrasisi açısından üzücü neticeler bunlar. Hani gönül ister ki her siyasi parti muhalefette yer alan, özellikle muhalefetliğini yerine getirsin. İktidarda olan da adil ve adaletli olmayı bilsin istiyoruz. Ama ne yazık ki Türkiye'de bu çok da mümkün görünmüyor. En azından haftalardır konuşuyoruz, hala hak arıyoruz, hala hukuk arıyoruz. Bugün kapatmadan önce son kez şunu hatırlatayım. Gezi tutuklarından Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman bir açıklama yaptı. Ancak bugün görüşebildim bayramda dedi. Yeter artık, 26 aydır adalet bekliyoruz. Kızım bir kez daha babasız geçirdi bir bayramı daha diye çağrıda bulundu. Buradan geçmiş bayramını da kutlayalım herkesin. Sen bir şey eklemek ister misin Sedat Bozkurt? Ya çok uzatmayayım. Son bir cümle olarak şunu söyleyeyim. Şu anda Türkiye'deki cezaevlerinde yatan tutukluların yarısı masumdur. En az yarısı masumdur. Ve bunu görmeyen bir muhalefet var maalesef. Evet, bir Politikest'in daha sonuna geldik. Sedat Bozkurt, çok teşekkür ediyorum. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.